Herkese merhabalar sevgili dostlarım. 14 Aralık 2020 Pazartesi günden piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Yeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk günde fiyatlar bize neler söylüyor? Rakamları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada ABD tarafından gelen haber akışları var. ABD tarafında arkadaşlar 908 milyar dolarlık Covid-19 yardım paketi hazırlanmış durumda ve bunun hakkında planlamalar yapılıyor. Nedir bu 908 milyar dolarlık yardım paketi? Hatırlarsanız geçtiğimiz videolarda arkadaşlar demiştik ki Ocak ayından sonra öncelikle ABD tarafında olmak üzere daha sonra tüm büyük ülkelere yayılacak şekilde teşvik paketleri açıklanacak demiştik. Hatırlarsanız işte bu yardım paketleri arkadaşlar paralar havadan gelmeyecek. Bakın şu an 908 milyar dolarlık Covid-19 yardım paketi hazır deniyor. Bunlar esnafa, vatandaşlara Covid-19'un etkilerini azaltmak, ekonomiye etkilerini azaltmak için yapılacak yardımlar arkadaşlar. Bu paralar havadan gelmeyecek. Nasıl gelecek? İşte Ocak ayından sonra teşvik paketlerine hazır olmalıyız. Teşvik paketleri arka arkaya gelecektir arkadaşlar. Bu haberlerde bunun göstergesi. Yeni başkan başkanlığı devraldıktan sonra belli bir süre sonra zaten piyasalarda bu haberleri duymaya devam edeceğiz. Hemen şöyle dolar TL ile başlayalım. Dolar TL tarafında geçtiğimiz hafta 8.04'lerden gelen bir satış vardı. 8.04 aralığı önemliydi. Hatırlarsanız 7.97 ile 8.04 aralığına bir işaret vermiştik. Şu çanağı tamamlayıp buraya bir atak beklediğimiz söylemiştik. Tabii ki bu atak kısa sürdü. Gelen açıklamalar olsun. Tabii ki önümüzdeki haftalarda Merkez Bankası toplantısı olsun. Bunun da çok büyük bir etkisi var. Çünkü piyasa yapıcı birazcık daha önünü görmek ister arkadaşlar. Merkez Bankası faiz artıracak mı? Sürpriz bir hamle yapacak mı? Ne gibi önlemler açıklayacak? Büyük bir faiz artışı gelir mi? Piyasa yapıcı bunu görmek istiyor diyebiliriz biraz daha. Böyle baktığımız zaman hala 7.75-8.04 bandı arasındayız arkadaşlar. Yani olası bir haber akışında 8.04'ler kırılacak olursa bakın şurada şöyle bir çanak görüntüsü var. Bu çanak kadar hemen hemen yukarı gitmesi beklenebilir. 7.75'lerden aldığımızda çanağın geldiği bölge işte 8.32-8.33 bu civarlara doğru denk geliyor. 8.35 civarlarında zaten bir direnç var. Bu direnci haftalar öncesinden sizlere belirtmiştik. Yani herhangi bir şekilde 8.04 direnci aşılırsa o zaman öncelikle 8.18-8.20 daha sonra 8.35 aralığı dolar TL'de hedef olur. Peki ne bekliyoruz? Şimdi Merkez Bankası toplantısına kadar arkadaşlar kur birazcık daha kontrollü yatay bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Çok büyük bir sürpriz olmazsa yukarıda 7.92-7.97-8.04 dirençleri halen bu direnç görevini koruyacaktır. Tabii ki ABD tarafından kassa yaptırımları ile ilgili bir açıklama geldi diyelim. Olaylar değişti veya da başka bir haber akışı geldi diyelim. Olaylar değişir. Ama gelmediği sürece büyük ihtimal piyasa yapıcı Merkez Bankası'nın kararını görmek isteyecektir. Bakın yılbaşında birçok piyasa kapalı olacak. Yani volatilite de azalacak. Yani bu aralar birazcık daha dolar TL yatay 7.65-7.75 desteklerini korumak isteyecektir. Merkez Bankası toplantısına kadar da 8.8.04 aralığı da direnç olarak çalışacaktır arkadaşlar. Şu anlık bu bant arasında gitgeller devam edecek gibi duruyor. Bakalım Merkez Bankası sürpriz bir hamle yapmaz ise veya da işte faiz artışına gitmez veya da düşük bir faiz artışı vesaire gelirse o zaman 7.97-8.04 direnci zorlanabilir. Oraya geçerse 8.34'lere doğru çıkış hareketi devam eder arkadaşlar. Şu anlık dolar TL'de 7.65-7.75 desteklerinin çalışacağını, şu anlık buraların kırılmasını ben beklemiyorum. Hemen buradan gram altın tarafına geçelim. Bu arada çekilişlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz her videoda bir tane abonemize 200 Ripple veriyoruz. Halen bu çekilişler devam etmekte. Çekilişe katılmak çok basit. Video bir tane beğeni atıp aşağıda bir tane yorum bırakırsanız çekiliş otomatik olarak katılmış olursunuz arkadaşlar. Çekilişin sonucunu bir sonraki videoda yorumlar kısmında açıklayacağım. Bu videonun altında açıklayacağım kişi, kazanan kişi arkadaşlar. Geçtiğimiz videonun çekiliş sonuçlarında kazanan kişi. Bunun bilgisini vermiş olayım. Şimdi gram altın tarafında 464 civarlarında geziniyoruz şu an. Baktığımız zaman şuradaki dip süreci halen devam ediyor. 470 direnci önemli. Üzeri hareketlerde, kapanışlarda gram altın tarafında öncelikle 480 daha sonra 490-500 aralığına doğru çıkış beklenebilir. Bakın burada bir dip oluşturma çabası var gram altının. 450-455 destekli. 470 direnci zorlanmak isteyecektir. Kırılımı dahilinde 480-490
Bu dirençlere doğru bir atak bekliyorum ben arkadaşlar. Gram altın tarafında diyelim. Hemen buradan ons altın tarafına bakalım. Şimdi ons altın tarafında baktığımız zaman arkadaşlar şu anlık hani 1830 civarlarında geziniyoruz. Şöyle saatlik grafiğe ineceğim. Saatlik grafikte bakın şöyle bir görüntü var. Hani bu görüntü çok aslında önemli değil ama şurada geçen hafta belirttiğim gibi bir ikili dip yapmak isteyebilir. Bakın şöyle bir görüntü. Sonra şuradan aşağı gelen bir görüntü. Şurada bir yerde bir destek bulacak. Tekrardan 1860-1880 bölgesine doğru bir çıkış hareketi görebiliriz. Ons altın tarafında tıpkı petroldeki hareket gibi arkadaşlar. Bakın göstergelere bakalım şöyle 4 saatlikten. Bir miktar daha MACD'nin zayıfladığını görmekteyiz. Yani şurada bir trend oluşturur. Tekrardan bakın satış yiyip 1800'lere doğru. Burayı bir destek yapıp şöyle bir ikili dip yapıp tekrardan yukarı yönlü hareket görebilme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Ons altın tarafında yani 1790 ana destek, 1800'lü civarlarda ara destek hattımız var. 1800-1805 bu aralığa doğru bir satışla tekrardan toparlayıp ons altın 1880 civarlarına gitme ihtimali oldukça yüksek gibi duruyor şu anlık. Hemen şöyle günlükten bakalım göstergelere. Bakın günlükte hani MACD tarafı al vermişti geçtiğimiz hafta, bir miktar zayıflasa da hala al sinyalini devam ettiriyor. RSI tarafı zayıfladı. O da bakın burada şuradaki gibi ikili dip yapıp yani şu 200 günlük diyebileceğimiz hareketli ortalamaya doğru bir satış yiyip oradan tekrar destek alıp yukarı çıkış hareketi beklenebilir. Şöyle baktığımız zaman bakın günlükte arkadaşlar tüm hareketli ortalamalar arasında sıkışma başladı ons altın tarafında. Geçtiğimiz yıllarda hemen size şunu göstereceğim. Mesela 2019'un son aylarında volatilite piyasalarda iyice azalıyor. Çünkü her yer tatile giriyor. Bakın şurası 2019'un son ayları. Nasıl olmuş buradaki hareketler? Tüm hareketli ortalamalar sıkışmaya başlamış. Piyasa yatay bir hareket sergiliyor. Daha sonra 2019'un sonlarına doğru 2020'nin başlarında yukarı yönlü hareket başlıyor. Bakın tıpkı buradaki gibi hareketli ortalamalar sıkışmaya başladı. Yıl sonuna yaklaşıyoruz. Piyasalarda volatilite azalacak. Sonra hareket burada sıkışıp 1790-1800'lü bölgeyi destek yapıp yukarı dönme ihtimali oldukça yüksek. Tıpkı şuradaki gibi arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde 2019'un Aralık ayında hareket sıkışmaya başlıyor. 2019'un son günlerinde 2020'nin başında hareket yukarı doğru ivme kazanıyor. Ons altında da bu tarz bir hareket görebiliriz. Hemen buradan gümüş tarafına bakalım. Evet, gümüş tarafı şöyle grafiğimiz açılırsa hemen bakacağız. Evet, gümüş tarafı arkadaşlar altın civarlarına çakılıp kaldı. Baktığımız zaman halen bakın hala şu destek bölgesi önemli bir görev görüyor. Neresi orası? İşte 5.60'da 5.80 bölgesi. Yani buralardan defalarca kez alımla karşılaştı. Hatta bakın şurada ikinci defa geldiğinde desteğe yeni çıkışında yeni bir tepe görüldü. Yani 7.12'lere kadar çıktı burada. Tekrardan satış yedi. Bakın burası tekrardan çalıştı. Sadece bir gün kalmış bu aralıkta arkadaşlar. Bir gün sonra tekrardan çıkış hareketi gelmiş. Yani 5.60-5.80 aralığı gelirse gerçekten güzel değerlendirilebilir bir bölge. Yukarıda 6.18 direnci var. 6.20 direnci var. Buranın üzerinde kapanışlarda hareket ivme kazanır. Nereye kadar? 6.60-6.70'lere kadar soluksuz gider arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Tekrardan hareketin 7'lere doğru gideceğini düşünüyorum ben gram gümüş TL'de. Fakat volatilite piyasalarda azalmaya başladığı için bir miktar daha yatay hareketler görebiliriz. Gelirse bu bölgeler tekrardan değerlendirilebilir. Zaten bunu da videolarda işlemeye devam ederiz arkadaşlar. Hemen buradan Bitcoin tarafına geçelim. Evet, bu arada kripto paraları nereden alıp satabiliriz diye soruyorsunuz arkadaşlar. Ben kendim BitDo'yu kullanıyorum. Aşağıya referans linkimi koyacağım. Eğer ki benim referans linkimle kayıt olursanız kampanyada var. Hesabınıza 2 Ripple tanımlanacaktır.
Tabii ki bugün gün içerisinde olmaz. Bugün kayıt olursanız yarın sabaha hesabınıza tanımlanmış olur. Ve de benim referans linkimle kayıt olursanız daha düşük makas aralıklarına sahip olursunuz. Referans linkim videonun açıklama kısmında arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafı bakın 19 bin dolar civarları zorlanmaya başladı. Tekrardan yani Bitcoin bir türlü 17.750 altına günlük kapanış yapamıyor arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman aslında bu direncin zorlanması acaba burayı kırıp 22 bin 25 bin dolarlara mı gidecek diye kafamızda soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. 17.750 altına inmedikçe Bitcoin'de her an bu direncin kırılma ihtimali var. Bunu belirteyim. Belki de aralığın son haftalarına doğru kripto para tarafında ciddi bir rally göreceğiz. Bunu tam olarak bilemiyorum ama buradan düşmemesi, buralarda bir destek yapmaya çalışması gerçekten kritik. Ve Bitcoin tarafında yeni tepeler görülebilir arkadaşlar. Bunun bilgisini vermiş olayım. 17.750 üzeri kaldıkça boğa piyasasında diyebiliriz 21.250, 22.500 dirençleri mevcut. Bitcoin tarafında 17.750 kırılırsa işte o zaman değerlendirilebilir güzel bölgeleri konuşuruz. Hemen buradan Ripple'a bakalım. Bakın Ripple beklentimiz dahilinde arkadaşlar. Ne dedik? 65-70 cent üzerine atamadıkça buralardan Ripple almak çok saçma dedik. Kimseye tavsiye etmiyorum dedim. Ve bakın buradan itibaren satış başladı. Klasik işte 13-14 Aralık'ta Ripple tarafı ile ilgili haberler vardı. Beklenti satın alındı. Şimdi satışa geçildi diyebiliriz. Peki nerelerde destek attı? 47 centler önemli. Burayı kıracak mı kırmayacak mı gerçekten merak ediyorum. Kırarsa 40 centleri 37,5 centlere doğru güzel fırsatlar verir. Bu civarlarda ben alıcılı bölgede olurum. 47 cent altında arkadaşlar. Dediğim gibi bir miktar daha düzeltme devam edecek gibi duruyor. Bakın göstergeler zayıflamaya devam ediyor. Ama bu düzeltmenin sonucunda nerede biter bilmiyorum. Dediğim gibi o bahsettiğim bölgeler gelirse ben alıcılı tarafta olurum. Bu düzeltmenin sonunda tekrardan 65-70 centlere doğru Ripple'da ben hareket bekliyorum arkadaşlar. Hatta 75 centi de geçersek 1 dolarlar hedef olacak. Ripple şu an TL bazında 3 lira 92 kuruşa kadar düşmüş durumda. Bakın geçtiğimiz haftalarda 5,5'tu. Yaklaşmayın demiştik 5,80'de. Gerçekten birçok kişi umarım dinlemiştir. Tepelerden almamıştır. Bakın güzel fırsatlar gelmeye başladı. Ripple'da zaten uzun zamandır işte 20 centlerin, 25 centlerin, 30 centlerin fırsat olduğunu söylüyorduk. Fiyatı 2 lira bile değildi arkadaşlar. Neredeyse %100'e yakın, %300'e yakın bir prim yaptı Ripple tarafı da. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.